Herkese merhaba, ben Yiğit Günal. Bugün 9'dan sonra programımızda 3 tane konu başlığımız var her zaman olduğu gibi. Bunlardan bir tanesi Almanya'nın 4 günlük çalışma sistemine geçmesi. Bakalım bu sistem Almanya'da neleri değiştirecek? İkincisi Elon Musk'ın insan beynine bir çip yerleştirmesi. Peki şimdi ne olacak? Üçüncüsü de IDATA'nın Hindistanlı BLS şirketine satılıyor olması. Yeni şirket neleri değiştirecek? Bunları konuşacağız, bunları yorumlayacağız. Bu aralar çok kahve içtik. Kendinize güzel bir çay demleyin. Birazdan başlıyoruz. Herkese tekrar merhabalar. 9'dan sonraya hoş geldiniz. Bugünkü haberler aslında çok ilgi çekici ve enteresan bana kalırsa. Bunlardan bir tanesi Almanya'nın haftada 4 günlük çalışma sistemine geçiyor olması. Aslında hemen anında geçiyor ve herkes geçiyor gibi bir şey yok. Sakin olun, elinizdekileri bırakın. Hemen geçmiyoruz 4 hafta, haftada 4 gün çalışmaya. Bu sadece bir test projesi. Ancak İrlanda, İspanya ve İngiltere'nin aralarında bulunduğu birçok ülke bunu daha önce denedi ve birçok ülke de bu başarılı sonuçlar verdi. Mesela İngiltere'de 61 katılımcı şirketten 56'sının bu pilot projenin sonunda bu şekilde çalışmaya devam ettiği söyleniyor ve bu büyük bir başarı olarak gösteriliyor. Gerçekten de büyük başarı tabii. Yani şirketlerin neredeyse tamamı bu şekilde devam etmek istemişler. Çünkü verimlilikleri artmış, personelin mutluluğu artmış, maliyetler azalmış, bir sürü kriter var. O yüzden riskli bir deneme projesine girmişler ama olmuş. Almanya'da bu ülkelerin arasına katılmaya karar vermişti. 21 Eylül 2023'e kadar şirketlere bir bilgilendirme gönderildi. Dediler ki böyle bir pilot proje yapacağız. Almanya gönderdi. 21 Eylül 2023'e kadar katılım taleplerinizi gönderin bu projeye. Bu projeyi Münster Üniversitesi bir taraftan analiz edecek ve inceleyecek. 6 ayın sonunda bu proje değerlendirilecek. Bakalım ne gibi sonuçlar vardı diye. 45 tane şirket Almanya'da bu projeye başvurdu. 45 şirketin çalışanları 1 Şubat 2024'ten itibaren haftada 4 gün çalışacak ve 6. ayın sonunda bakalım Almanya'da sonuçlar nasıl olacak? Tabii ki bu konuyla ilgili yorumum biraz Almanya'nın 4 gün çalıştığında yaşayabileceği sıkıntılarla alakalı. Zaten çalışan sayısı az. Böyle bir sisteme geçildiğinde aynı çalışan sayısıyla ne kadar verimli olunabilir bilmiyorum. Çalışan arttırılırsa maliyetler mi artar? Bunlar çok kafa karıştıran şeyler ama ilk başta çok böyle yüzeysel düşündüğümüzde ilk aklımıza gelen ya bir de haftada 4 gün çalışırlarsa yandık artık. İnşallah resmi daireler böyle bir sisteme geçmez. Zaten çalışma saatlerine bakıyorsunuz. Arka planda belki çalışıyorlar ama sizinle iletişime geçtikleri saatler haftada birkaç saat. Yani çarşamba 1 ile 2 arası konuşma saati. Cuma günü kapalıyız. Perşembe öğleden sonra 4 ile 6 arası arayabilirsiniz gibi böyle çok çok az ulaşılabiliyor birçok resmi daireye. Umarım resmi daireler bu sisteme geçmez ya da geçerlerse gerçekten verimli hale getirecek bir şekilde geçerler. Biz de buna seviniriz. Bakalım neler olacak? Almanya'daki 45 tane şirket haftada 4 gün çalışma sisteminde başarılı olacak mı? Kaç tanesi devam etmek isteyecek? Devam edebilecekler mi? Böyle bir yasa olacak mı? Teknik olarak mümkün olacak mı? Bakalım neler olacak? Takip ediyoruz. Ama öyle hemen sevinmeyin. Birçok meslek için de geçerli değil tabii ki arkadaşlar. Sürekli olarak üretim yapan fabrikalarda ya da sağlıkçılarda böyle bir şey olacağını pek zannetmiyorum. İkinci konu başlığımız IDATA'nın satılması. Almanya Vize Başvuru Merkezi Türkiye'deki IDATA Hindistanlı BLS şirketine satılıyormuş. Bu şirket Hindistan merkezli bütün IDATA'yı olduğu gibi satın alıyor ve bundan sonra bütün yönetimini devralıyor. Şimdi çok yüksek karları varmış. 2022'de yaklaşık 20 milyon euro gelir elde etmiş IDATA. Valla bizim gelirinde giderinde gözümüz yok sevgili IDATA, sevgili BLS. Madem ki Hindistanlı bir şirket olarak IDATA'yı satın alıyorsunuz. Hindistan teknolojinin, yazılımın geliştiği bir yer. Çok Hindistanlı yazılımcılar, startuplar, mühendisler var. O zaman ne olur? Daha çok kazanın. Allah daha çok versin ama dijitalleşin ve hızlanın. Türkiye'de beklenen şey sizden bu. Bilmiyorum bu videolar, bu şeyler tabii ki sizlere kadar belki ulaşmaz ama belki de ulaşır. Yorum yaparsınız, beğenirsiniz, hikayelerinizi de paylaşırsınız. Bir şekilde bu ulaşır bir yerlere. Siz de tepkilerinizi yazarsınız videonun altına. Ne olur? Bu sistem hızlansın. Yani Hindistan'a satıldığında, BLS IDATA'yı satın aldığında benim annem gidip de hala bizi alamayacaksa, 6 ayda bile randevu alamayacaksa, bizim danışanlarımız, eşimiz, dostumuz, Türkiye'deki herkes bir vize randevusu dahi alamayacaksa, aylarca atama bekleyecekse o zaman bu devir, Hindistanlı şirkete yapılan devir bizi hiç ilgilendirmiyor. Bilmiyoruz yani en
azından bir şeydi yani, gelen gideni aratmaz umarım. İnşallah daha da hızlanır, birazcık dijitalleşir diye düşünüyorum. Bu sistem neden yavaş? Buna biz dışarıdan, yani halk bu taraf olarak çok anlam veremiyoruz. Konsoloslukla ilgili bir yavaşlık mı? İdata ile ilgili bir yavaşlık mıydı? BLS bunu değiştirebilecek mi? Bürokrasiyle alakalı bir şey mi? Nedir? Her neyse, bunu birilerinin görmesi, tespit etmesi ve düzeltmesi lazım. Çünkü bu yavaşlığın, yani çok geç bize randevularının verilmesi, çok geç vize verilmesinin ciddi mağdurları var Türkiye'de. Belki Türkiye daha siyasal olarak, daha böyle başka seviyelerde bununla ilgili bir adımlar atmalıdır, bilmiyorum. Ya da insanların mağduriyeti bu gibi adımlara gerek kalmadan görülmeli ve giderilmelidir. Ya birkaç gün içerisinde, bir ay içerisinde, hadi 3 ay olsun, bir şeyler belli olsun, vize randevusu verilsin, bir maksimum süre olsun. Böyle belirsizlik, böyle bir uzayda bir boşluk gibi bir bekleme süresi vize için. Vize görüşmesine gittin, bir o kadar değerlendirme süresi. Belki yetişemiyorlardır. Belki gerçekten korkunç bir başvuru vardır. Peki o zaman bu sistem büyümüyor mu? Yani daha fazla çalışan olmuyor mu? Umarım olur. Yani bu satış birçok kişi için böyle bir haber olup geçti ama ilk aklıma gelen, benim bu satış haberini duyduğumda buydu açıkçası. Umarım faydalı olur bu satış ve dijitalleşilir, hızlanır. Almanya'nın resmi makamlarıyla bu şirket güzel bir işbirliği yapar. Bu mağduriyetleri görürler ve hızlanırlar diye umut ediyoruz. Üçüncü haberimiz, Elon Musk'ın Neuralink isimli şirketinin bir insan beynine kablosuz bir çip yerleştirmesi konusu. Dünyada ilk kez olduğu söyleniyor ama birazcık araştırdığımda BlackRock Neurotech adlı şirketin, Utah merkezli ve Neuralink'in de rakiplerinden görülen bir şirketin 2004'te zaten bunu yaptığını görüyoruz. Tabi belki Elon Musk'ın sosyal medyada ya da çok fazla böyle popülerliğiyle alakalı ilk kez yapıldı diye bir haberi olabilir. Ya da küçücük bir değişiklik ilk kez yapılmıştır. Bir şeyler ilktir mutlaka, o yüzden olabilir ama 2004 yılında bile böyle bir beyin implantının gerçekleştiğiyle ilgili haberler var. Bu küçük cihaza telepati adını vermiş Elon Musk ve bu telepati cihazının insanın o cihazla uzaktan, yani beynindeki o çiple telefonu, bilgisayarı ve diğer teknolojik aletleri kullanabilmesine olanak sağlayacakmış. Bir taraftan da bazı hastalıkların çaresi olacakmış, Parkinson gibi. Bakalım neler olacak? Bir yorum vardı haberleri okuduğumda altında. O da şey, ilk defa mı çip diye bir soru işareti. Zaten aşı yaparken bunu yapmamıştı mıydınız diye bir yorum var. Tabii ki teoriler bitmiyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Yorumlarınızı bekliyorum. Buradan nereye bağlayacağım? Şahsi fikrim şudur. Teknolojinin bu sıra dışı gelişmeleri, işte böyle 3 boyutlu gözlükler, yeni işte AI teknolojileri, yapay zekalar, hayatımızın her alanında sürekli ekranlar vesaireler. Bunlar bazen gerçekten sağlık alanında ya da herhangi bir alanda çok faydalı olabiliyor. Elimiz ayağımız olabiliyor. Ancak benim şahsi fikrim, keşke teknolojinin bu gelişimi cep telefonlarına gelmeseydi. Yani bilgisayarlarda kalsaydı. Biz bilgisayarın başına geçtiğimizde yine bunları yapabiliyor olsaydık ama telefonla elimizdeyken bunları yapamıyor olsaydık. Çünkü bu sefer gerçekten okuma oranı çok azaldı. Şöyle bir denge kurulması gerektiğini düşünüyorum. Hayatta her şeyin zaten bir dengeli olması gerektiğine inananlardanım. Bu dengede şu: hem bütün bu gelişen teknolojiyi kaçırmamak gerekiyor. Takip etmek gerekiyor. Entegre olmak gerekiyor. Anlamak gerekiyor. Müdahil olmak gerekiyor. Buna kesinlikle katılıyorum. Ama bir taraftan da birazcık old school, eski usul olmak gerekiyor. Eğer doğru tabir buysa ya da doğru tabir neyse, o da kağıt kalemle kullanmak gerekiyor. Daha da önemlisi kitap okumak gerekiyor. Basılı kitap, e-kitap vesaire değil. Basılı kitap okumak gerekiyor. Çünkü basılı kitap okumak dijital bir şeyi okumaktan çok daha faydalı. Bununla ilgili bilimsel kanıtlar var ve çok daha anlaşılırdır. Ve dünyadaki en önemli bilgiler hala kitaplarda. Eşsizdir kitaplar. Teknoloji ne olursa olsun, Elon Musk bir çip yerleştirsin. Kılcal boyutta bir, kablosu şarj edilebilen bir çip yerleştirmiş olsun beynimize. Biz o beynimizdeki çiple telefonları uzaktan kullanabiliyor olalım. Okey, ama telefonu bıraktığımızda kitap okuyabilelim. Eğer biz kitap okumaya devam edersek O zaman bilimin ışığını takip edebiliriz diye düşünüyorum. Bu icatları yapanlar, bilimi bu kadar ilerletenler de emin olun kitap okuyan insanlar. O yüzden kendi gelişimimiz için bunu yapmalıyız. Aynı zamanda bu yeni teknoloji hem bizim ruh sağlığımızı, hem göz sağlığımızı, hem de iskelet sistemimizi çok ciddi bir şekilde ve hızla aşındıran bir durum. Sürekli telefona bakıyor olmak, sürekli bilgisayara bakıyor olmak, hepimiz gözlük takar hale geldik, başımız ağrıyor, duruşlarımız zaten bozuldu hepimizin duruşunda falan. O yüzden bir şekilde manuel olarak mesela spor yapmak, 1910'larda da aynıydı belki, şimdi de aynı. Kitap okumak, o zaman da aynıydı, şimdi de aynı. Bazı şeyler, bu değişmeyen şeyler, bence kıymetli şeyler.
şeyler demek ki değişmediyse o kadar ileri görüşlü bir icat ki bu hala devam ediyor ve üstüne bir şey koyulamadı. Geçen gün bir gitar fotoğrafı gördüm. İşte her şey değişiyor. Telefon mesela. Bin bir şekle girmiş cep telefonu olana kadar. Elektro gitar 100 yıldır aynı elektro gitar gibi. Birazcık böyle şeylerin kıymetini bilmek gerek diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu haberler bizi böyle teknolojinin içine çekip kitap okumaktan, kağıt kalemden, sohbet etmekten, offline olmaktan, offline is new luxury diye bir söz var dolaşan internette biliyorsunuzdur. Artık yeni lüks offline olmak. Offline san lüksün. Çünkü online san bir şeyler yapıyorsundur, çalışıyorsundur, video çekiyorsundur, içerik üretiyorsundur, bir şeydir ama offline iken bu bilgileri ediniyorsun. Gazete okuyorsun, haber okuyorsun, kitap okuyorsun, spor yapıyorsun, sohbet ediyorsun, yürüyüşe çıkıyorsun. Esas lüks orada ve esas gelişim orada diye düşünüyorum. O yüzden bunları bırakmamak lazım. Türkiye'nin de, Almanya'nın da, dünyanın da, insanlığın da bence kitap okuyan insanlara ihtiyacı var. O yüzden her şeyin özeti kitap okuyun, Almanca öğrenin, İngilizce öğrenin, başka bir dil öğrenin, teknolojiyi çok sıkı takip edin, yapay zekayı da kullanın ama bunları da bir taraftan bırakmayın diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Yarın 9'dan sonra da görüşmek üzere. Kanalı takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Thank you.